Arkadaşlar hepinize merhabalar. Bugün sizlerle birlikte iPhone'umuzdaki RAM'i nasıl temizleyebileceğimizi göreceğiz. Bununla ilgili 4 tane metot önereceğim. Ama öncesinde bu işin profesyoneli olmamakla birlikte RAM ne demek ve ne işe yarar bir ondan bahsedeceğim çok kısa. RAM rastgele erişimli hafıza demektir. Yani bir uygulama çalışırken bu hafızaya erişir ve bütün uygulamalarda bu hafızaya erişebilir. Şimdi bu ne demek oluyor? Bizim telefonumuzda X bir uygulama daha iyi çalışması için daha çok hafızaya ihtiyacı varsa, bu hafıza ne kadar boş olursa o kadar iyi olacaktır. Mantık bu şekilde. Şimdi bunu yapabileceğimiz birkaç tane farklı metod var. İlk olarak şundan bahsetmek istiyorum. Telefonumuzu açıp kapattığımız zaman bu RAM içerisinde yer alan hiçbir hafıza kaydı olmaz ve bu otomatik olarak sıfırlanır. Yani telefonunuzun RAM'ini sıfırlayabileceğiniz ilk metod telefonunuzu açıp kapatmaktır. Şimdi sırada bu RAM takibini doğru bir şekilde yapabilmek var. Dolayısıyla bunun için de ben bir araç takımı tavsiye edeceğim size. Bunun adı da Usage. Bu arada ben buradaki bilgilerin bir birçoğunu Reddit'ten buldum. Dolayısıyla siz de girip Reddit'teki forumlara bakabilirsiniz. Bunun için Usage uygulamasını indirmemiz gerekiyor. İndirdikten sonra ana ekrandan artı tuşuna basıyoruz. Artıya bastıktan sonra en altlara indiğimizde zaten burada Usage kısmı var. Usage'ı buraya ekliyorum. Burada istediğim cinsi bir buraya yazabilirim ne istiyorsak. Mesela data kısmı var data limit vesaire bunlar mevcut. Mesela RAM ile ilgili kısım burada da mevcut. Ben bunu ekleyebiliyorum araç takımı olarak. Şu anda ekledim. Gördüğünüz gibi 86 MB boş memory var. Yani RAM 86 MB boş olarak 3.59 GBta dolu olarak kullanılıyor. Ben şimdi burada bunun takibini yapabildikten sonra bu uygulama ile ilgili değişik bir şey göstermek istiyorum. Biz kameramıza girerek şu anda ben sadece kameraya girdim. Başka hiçbir şey yapmadım. Uygulamalardan açarak hepsini kapatarak öncelikle kamerayı yaptıktan sonra Buradaki memori gördüğünüz gibi 742 MB'a kadar çıktı. Artmaya ve azalmaya da devam ediyor ama kamerayı açıp kapattığınızda böyle bir efekt yaratıyor. Dolayısıyla bu da RAM temizlemek için şu anda uygun metodlardan bir tanesi. Sıradaki metod yine bir uygulamayla alakalı CPU X diye bir uygulama indirmemiz gerekiyor bunun için. App Store'dan indirebilirsiniz. Öyle acayip bir uygulama değil. Açtığımız zaman zaten bütün bilgileri bize veriyor. Şimdi gördüğünüz gibi bütün telefonumla ilgili bilgiler burada var. Burada hafıza diye bir kısım var. Hafızaya bastığım zaman gördüğünüz gibi 197 küsürünün kullanıldığı burada yazıyor. Kapasite vesaire hepsi yazıyor. Hafızayı temizlediğim zaman gördüğünüz gibi temizleniyor ibaresiyle birlikte benim telefonumdaki bütün hafıza bu RAM dediğimiz yer temizlenmiş oluyor. Yine kullanabileceğimiz ücretsiz uygulamalardan bir tanesi. Gördüğünüz gibi 500 MB hafıza temizlendi olarak bana çıktı. Bu şekilde yapabiliriz. Şimdi göstereceğim son metod da şöyle. Bunun için ayarlara giriyoruz ve aşağıya inerek erişilebilirliğe basıyoruz. Buradan aşağıya indiğimiz zaman dokunmaya geliyoruz ve burada Assistive Touch'a gelerek Assistive Touch'ı açıyoruz. Assistive Touch'ı açtıktan sonra böyle bir yuvarlak beliriyor bizde. Şimdi bu özelliği kullanabilmek için telefonumuzun kapatma ekranına gelmemiz gerekiyor. Bunun için de ...yukarı aşağı ve yan tuşa basıl tuttuğumuzda böyle bir şey çıkıyor ortaya. Önce yukarı sonra aşağı ardından sağ tuşa basıl tutarak... ...sonrasında Assistive Touch'a geliyoruz ve ana ekrana basıl tutuyoruz. Gördüğünüz gibi bizden şifremizi tekrardan istiyor. Şifremizi girdikten sonra da boşalan burada RAM'e baktığımız zaman... ...tekrardan fayda ettiğini görüyoruz. Böylelikle 4 farklı yöntemle birlikte telefonumuzun geçici hafızasını temizleyebiliyoruz. Eminim ki bunun başka daha kolay ve daha farklı yolları da vardır... ...ama benim genelde kullandığım metodlar ve yollar bu şekilde. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Tavsiyelerinizi ve sorularınızı aşağıya yorumlara yazabilirsiniz. Beni sosyal medya üzerinden takip etmeyi unutmayın. Sorularınız için ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle. Herkese sağlıklı günler diliyorum.